خب قانون کی بگره جغیر قانون قرآن هر قانون کی دینه که اوجید بن جدین وان گرک مسلمان شیر بن نخابن بوان حیل وان قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلس قرآن ده به حکم خدا جغیری وی دلالت هنک کافر جیده بیجن حکم تمام ای ملت لورا ام کافر نخازن دولت به بشریعت و سلامن. Şöyle bir duası olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ben Allah-u Teala'dan üç şey istedim. Rabbim ikisini verdi ama birini kabul etmedi. O da nedir? Bu da çok önemli bir mesele. Çünkü günümüzde mesela bakıyoruz Suriye'de, Irak'ta, Çeçenistan'da, Afganistan'da her tarafta bu ümmet birbirine düşmüş. Birbirlerini öldürüyor, birbirlerini hapsediyor, birbirlerini tekfir ediyor, birbirlerini küfürle isnat ediyor. Ve Nebi aleyhissalatü vesselam bunu büyük bir fitne olarak tarif ediyor. Sonra şöyle diyor. Habbab bin Eret'ten bize ulaşmış sahih bir hadiste Müslüm'ün Fitan 5'te verdiği ki bunu Hazreti Sa'd ve aynı keza Abdullah İbni Ömer'den de gelen farklı rivayetler var. Diyor ki Habbab bin Eret diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldı ve namazı uzattı. Ama daha önce hiç görmediğimiz kadar namazını uzattı. En sonunda namazı bitirdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'a sorduk. Çünkü normalde Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerine ve şeylerine bakacak olursanız kardeşlerim Resulullah aleyhissalatü vesselam cemaatle namaz kıldığı zaman kısa süreleri okurdu. Asla uzatmazdı. Çünkü namazı cemaatle kıldığı takdirde namazı uzatmak yani böyle çok uzun süreler okumak veya cüz okumak gibi şeyleri fitne olarak kabul etmiş. Cemaat içerisindeki insanların durumlarına göre en uygun ve en sahih ve hasen olanın kısa süreler veya kısa ayetlerle namazı bitirmek ama kişi yalnızken istiyorsa Kur'an'ın hepsini okusun. Onun için daha büyük bir derece olduğunu söylüyor. O da diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman görmediğimiz şekilde namazı uzatarak kıldığını gördük. Biz de dedik ki ya Resulullah bu nedir? Aleyhisselatü Vesselam evet bu korku ve ümit namazı idi. Bu namaz içerisinde ben Allah-u Teala'dan üç şey istedim. İkisini bana verdi ama birine cevap vermedi. Yani birini kabul etmedi diyor. Allah'tan ümmetimi kıtlıkla yani böyle dünyada kıtlık vakaları olur. Yüz milyonlarca insan telef olur, ölürler. Ben bununla bu ümmetin imtihan edilmemesini istedim. Allah-u Teala bunu kabul etti. Onun yanında ben Allah-u Teala'dan mesela bazen bir dünyada bir büyük bir güç dünyayı süpürür de milyonlarca, on milyonlarca insan öldürür. Bir anda bir kavmi yok eder. Ben ümmetimin dış güçlerce yani Müslüman olmayan Hristiyan, Yahudiler veya Çin veya Rusya, Komünist, Amerika fark etmez. Yani bugün yaşadığımız durumda büyük güçlerce veya dış düşmanlarca ne yapılmamasını, yok edilmemesini istedim. Allah-u Teala bunu da kabul etti. Üçüncü olarak da ümmetimin birbirine düşmemesi, Müslümanların birbirlerini boğazlamamaları, Müslümanların birbirlerini öldürmemelerini istedim. Ama Allah-u Teala bunu kabul etmedi. Bunun mutlaka bu ümmetin başına geleceğini söyledi. Bu da nedir? Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu tarif ederken bunun bir fitne olmasından dolayı dile getiriyor. Yoksa böyle bu ümmetin kaderi olmasından dolayı değil. Aslında Müslümanların özellikle fitandan ve fitneden çok korunmaları gerekiyor. Bu fitne ve fitne ateşi de genelde dilin altından çıkar. Onun için Nebi aleyhissalatü vesselam ma sormuşlar demişler ki ya Resulullah ahir zamanda kılıç fitnesi mi yoksa dil fitnesi mi daha tehlikeli? O demiştir ki dil fitnesi. Dilin fitnesi kadar tehlikeli bir şey yok. Onun için Nebi aleyhissalatü vesselamın Müslüm'ün Fitan 5'te verdiği sahih hadiste aleyhissalatü vesselam bu ümmet mutlaka birbirine girecek. Müslümanlar birbirini öldürecek. Müslümanlar birbirinin tabiri caizse birbirlerine zulmedecek. Allah'ın haram kıldığı kanı akıtacaklardır. Bu onların kaderidir yani. Ama bu kaderden kast ondan sümme aşallahu teala onlara yazdı değil. Onların şeytana uymaları, kendi hevalarına veya yanlış iştihat ve görüşlere riayet ederek haddi aşmaları olarak tarif ediyor. Başka bir rivayette de onu da Sevban radıyallahu anh'tan rivayet oluyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer bir şekilde şöyle diyor. Allah yeryüzünü benim için katladı. Dürdü, büktü. Ben de yeryüzünde Müslümanların en son ulaşacağı yere kadar olan her yeri gördüm diyor. Yani tabiri caizse Nebi aleyhissalatü vesselam kıyamete kadar bu ümmetin liderlerinin, önderlerinin ulaşabildiği bütün İslam devletlerini, bütün İslam coğrafyasını gördüm. Avrupa'dan, Afrika'dan, Amerika'yı her tarafı gördüğünü
Nebi Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bana iki hazine verildi. Biri sarı, biri kırmızı. Rabbimden ümmetimin umumi kıtlıkta helak edilmemesini ve kendilerinden olmayıp onları köklerini kurutacak harici dış bir düşmanın onlara musallat edilmemesini istedim. Allahu Teala bunu bana verdi diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ümmetin için sana şu müjdeyi veriyorum Allahu Teala diyor. Onlar genel bir kıtlığa helak etmeyecek ve kendilerinden olmayan köklerini kurutacak bir düşmanı asla musallat etmeyeceğim. Düşünün ki Moğollar dünyayı kasıp kavurdu, geldi Orta Doğu'da çakıldılar ve orada dağılma süreci başladı onlar için. Onların bütün dünyayı aldılar, Rusya'yı aldılar, Avrupa'ya dayadılar. Gelip Ayn Calut'ta küçük bir devlete yenildiler. İlk yenilgilerini gene Orta Doğu'da yaşadılar. Yani eğer onlar orada da ilerleseydi belki bugün İslam ümmetini sileceklerdi. Yani Allahu Teala tarih boyunca İngilizler, Fransızlar, Amerika, şu bu her yerde Müslümanlara yönelik harici saldırılar ve düşmanlıkları hepimiz şahit olduk. Onlarca yıldır, yüzlerce yıldır bu ümmet dış saldırılara maruz kalıyor. Ama bugün dünyada baktığınız zaman ikinci en büyük dine mensup olan İslam ümmetidir. Neredeyse 2 milyara yakın Müslüman dünyada yaşıyor. Her ne kadar değişik görüş ve fikirlerde hatalı veya bid'at veya hurafe veya sapıtmış olan yapılar da olsa kendini İslam'a ve Müslümanlığa nispet eden dünyada 2 milyara yakın insan var. Bu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam doğru söylediğini 1400 yıl boyunca bu ümmetin toplu bir katliama veya toplu bir açlık kıtlığa maruz kalarak veya bir veba taunda böyle İslam'ı yok edecek bir şeyin hiçbir zaman bu ümmetin başına gelmediğini. Ama diyor ki ben bu ümmetim için üçüncü istediğim şey, evet, sonra da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala diyor ki bu dünyanın değişik bölgeleri ve çeşit bölgeler arasında bile bir araya gelseler bile fakat sonunda onlar yine mutlaka birbirine düşecek, aralarında birbirlerini kıracak, birbirlerini öldürecek, birbirlerini esir edecekler diyor yani. Bunu da Sahih-i Müslim'de Fitan 5'te veriyor. Bu hadis sahih hasendir diyor ve gerçekten Tirmizi bunu bu şerhi koyuyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kürdüyle, Lazıyla, Gürcüsüyle de olsa, İngiliz'i, Amerikalısı, Avrupalısı da olsa, Ganalı, Nijerli de olsa, nerede bir araya gelseler orada mutlaka aralarına şeytanın ve münafıkların fitneler sokacağını, onları birbirlerine düşüreceğini açık ve net olarak haber veriyor. Ve gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fitnelerle alakalı çok büyük uyarıları var. Müslüman asla, Müslümanlar birbirini eleştirdiği zaman, Müslümanlar birbirine saldırdığı zaman Müslüman bir insanın onda taraf olmaması lazım. Özellikle sosyal medyada ki hepiniz biliyorsunuz, sonuçta hepiniz girip çıkıyorsunuz. Muazzam bir alimleri karalama, cemaatleri karalama, insanlar birbirine saldırıyor. Cemaatler, gruplar, grupçuklar, şahıslar, kişiler bir böyle küçük birimlere ayrılmış. Adam kendi başına 5 cemaat olmuş. Yani o kadar ki kafa karışıklığı var ki kendisi 5 cemaat olmuş. Bir hafta harici, bir hafta mürciye, bir hafta işte efendim tasavvuf, öbür hafta tekvirci, öbür hafta tevhidci takılıyor. Bir ara bakıyorsunuz artık nefisçi olmuş, başka şeylerin peşinde. Öyle bir süreci yaşıyoruz. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın kargaşadan, fitneden en çok koruması gereken şeyin dili olduğunu, dilini korumadığı takdirde insanların Allahu Teala'nın hoşnut olmayacağı, bütün fitneler, bütün öldürmeler, katıl ve katliamlarda ortak olacağını, paydası olacağını söylüyor. Gerçekten de bugünkü dönem budur. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabe topluluğuna şunu soruyor. Birileri söylemesi Ümmü Malik el-Behazziye radıyallahu anh diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün kargaşadan bahsetti ve onun yakın olduğunu söyledi. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, o kargaşa döneminde insanların en hayırlısı kimdir dedim. Aleyhisselatü Vesselam bana bunu şu şekilde cevap verdi. Bunu da İbn-i Mecah Fitan 13'te Ebu Davud'un Fitne 4 hadis numarasıyla vermiş. Hadis de sahihti kardeşlerim. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fitneler zamanında, yani fitne derken mesela Müslümanların birbirini boğazladığı, Müslümanların birbirlerini tekfir edip öldürdüğü o dönemde en hayırlı olanlar tabiri caizse koyunlarıyla birlikte dağların başında olup davarlarının hakkını ödeyip Allah'a ibadet eden kimsedir diyor. Ve bütün fitnelerden uzak durandı. İkincisi de atının dizginini eline almış, kendini düşmanını ve düşmanı da kendisini ürküten kişidir diyor. Yani bir yerde fitne çıktığı zaman hemen o fitne ortamından kaçan, terk eden, oradan uzaklaşan, velev ki bir cemaat, velev ki bir örgüt, velev ki bir şahsiyet, kim olursa olsun baktı ki bir yerde bu ümmet birbirini öldürecek, bir yerde bu Müslümanlar birbirlerini katledecek. Direktmen o cepheyi, o olayı, o ortamı terk edip kendini Allahu Teala'nın yani haşyeti, yani korkusundan,
Dolayı yani ben Rabbime ne hesap veririm hesabından dolayı orayı terk eden kimsedir diyor. Yani tabiri caizse eğer bu Müslümanlar arasında, bu dünya Müslümanlar arasında veya gruplar, cemaatler, kişiler, şahıslar arasında fitnelerin olduğu takdirde Müslümanların elini ata, eteğini çekmeleri gerektiğini söylüyor. Hatta geçmişte Suriye'de ve değişik yerlerde Müslüman arasında çıkan kargaşalarda da alimlerin söylediği budur. Ne diyorlardı? Diyorlardı ki eğer siz silahınızı kardeşinize doğrultacaksanız bu cihat değildir. Eğer Müslüman Müslümana sıkacaksa Allah bunu cihat kabul etmez. Eğer bir yere fitne giriyorsa ve fitnenin neticesinde koltuk sahiplerinin hevaları için, nefisleri için siz savaşacaksanız bu cihat değildir demişlerdir. Burada da Nebi Aleyhisselatü Vesselam eğer bir yere Müslüman bak fitne derken Müslümanın Müslümanla savaşıdır. Yani bak burada kast olunan kafirin gelip ülkemizi ve topraklarımızı işgal etmesi değildir. Eğer Amerika veya Avrupa veya Rusya, Çin biri gelip de benim coğrafyamı işgal ediyorsa benim savaşmak ve direnmek hakkım sonuna kadar var. Bu da mukaddes bir mücadeledir. Yalnız Müslüman Müslümana Allah'ın şeriatı için mücadele veren ve yeryüzüne Allah'ın kelimesini hakim kılmak için mücadele eden insanlar birbirine düştüğü yerde artık onun hükmü cihat değildir. Artık orada nefsin, egonun, hevanın devreye girdiğinin açık bir belirtisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o gün öyle bir durumla karşılaşan elini silahtan, kılıçtan çeksin diyor. Yani kısa ve öz olarak başka bir şey demiyor. Bunu da Tirmizi bu konuda Ümmü Mübeşşir, Ebu Sa'id ve İbni Abbas'tan da farklı senetler rivayet bildirildiğini söylüyor. Onun için şekliyle Hasan gariptir diyor. Kıb kanun ki bigre gayri kanun Kur'an her kanun ki dine ke evcid bin cidine van gerek Müslüman şiyar bin ne hafın ve van hile van Kur'an-u Kabe jimera ne çanka yavkut meclisi Kur'an-u